Önce pen aracını seçerek ekranda gördüğünüz şekli oluşturun. Daha sonra pet sekmesini tıklayın. Şekli kontrol tuşuyla birlikte tıklayarak seçili duruma getirin. Yeni bir katman oluşturun ve ön plan rengini ekranda gördüğünüz gibi değiştirin. Select menüsünü tıklayın. Ardından Deselect ile seçim alanını kaldırın. Çizmiş olduğunuz nesneye Inner Shadow, Bevel and Emboss ve Satin efektlerini uygulayarak gerekli değerleri ekrandaki gibi belirleyin. Şimdi de arka plan rengini siyah seçerek elips aracıyla şeklin ortasında bir daire çizin. Çizmiş olduğunuz daire için önce Inner Shadow sekmesini tıklayın. Blend Mode değerini normal olarak değiştirin. Rengi beyaz seçin. Opacity değerini 67, Angle değerini 127 girin. Distance değerini 5, çok değerini 0, size değerini de 3 olarak değiştirin. Ardından Bevel and Emboss sekmesini tıklayın. Angle değerini 33, Attitude değerine ise 39 girin. Şimdi de Satin sekmesini tıklayın. Opacity değerine 50 girin ve OK düğmesini tıklayın. Şimdi yine ön plan rengini değiştirin ve elips aracıyla çizmiş olduğunuz şeklin ortasında bir daire daha oluşturun. Efekt olarak Bevel and Emboss, Inner Shadow ve Satin efektlerini uygulayın. Sonra text aracını seçerek Winklings 2 fontuyla istediğiniz şekli oluşturun. Oluşturduğunuz şekli daha önce çizdiğiniz nesnenin ortasına yerleştirin. Son olarak Bevel and Emboss efektini uygulayıp gerekli değerleri girin. Şeklin nesnenin içine gömülmüş gibi gözüktüğünü göreceksiniz. Artık sonucu inceleyebilirsiniz.